31 Mart seçimleri iptal oldu İstanbul'da. 23 Haziran tekrar İstanbul'da sandık başına gidecek. Hangi partinin adayını oy vermeyi düşünüyorsunuz efendim? Valla ben aileden geliyor bizim. Biz CHP'liyiz zaten. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na yapılan şu anki durumu ben haksızlık olarak kabul ediyorum. Çünkü eğer oyda bir sorun varsa aynı sandıktan çıktı hepsi değil mi? Bir hafta 4 tane pusula vardı. Dolayısıyla o zaman 24 Haziran seçimlerinde de bir şike var. Öyle değil mi? Onun da tekrarlanması gerekiyor. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın her gün televizyonda insanlara hakaretlerinden, öfkeli davranışlarından, bağırmalarından sıkıldık gerçekten. Ekonomi bitti çünkü. İnsanlar bakın 1 kilo domates alamıyor. Patatesin kilosu 10 TL olmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani patates 10 TL iken, biber 20 TL iken, ekonomiyi konuşmamız gerekirken adamlar bir aydır seçime odaklanmışlar. İran'da bir sürü problemler var. Petrol alamıyorsun. Kıbrıs'ta petrol çıkaramıyorsun sen. Senin ekonomiyi güçlendirmen gerekirken seçime düşmüşsün kardeşim ya. İstanbul senin alnına yazılmamış. İstanbul herkesin memleketi. Bakın Türkiye'de 85 milyon insan yaşıyor ve bu insanların hakikaten sen karnını doyurmak zorundasın. Tamam mı? Sen kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için, kendi cebini doldurmak için, yandaşlarını doldurmak için her gün çıkıyorsun televizyona. Seçimde şike var. Seçimde kanunsuzluk. O zaman 38 ilçede de seçimde bir yolsuzluk var, öyle değil mi? Onu da yenilemen gerekiyor. Ayrıca 24 Haziran'ı yenilemen gerekiyor. Tayyip Erdoğan hiç kimsenin konuşmasına müsaade etmiyor bugün. Herkes susuyor, herkes korkuyor. Aman beni içeri tıkayacak bilmem ne falan. Bakın benim eniştem 25 yıl doğuda ve güneydoğuda terörle burun buruna savaştı. Ve benim eşimi haksız bir yere işinden attılar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Üç çocukla şu anda iş bulma kaygısı içerisinde. Nedenmiş? FETÖ'cüymüş. Epey Tayyip Erdoğan beni dinliyorsa buradan baksın ve bana kulak assın gerçekten. Bravo. En büyük kendisidir, tamam mı? Fethullah Gülen'le diz dize oturan, Fethullah Gülen'i ziyaret eden, elini eteğini öpen kimdi? Ağlıyordu gel gel ülkeye gel diye. Şimdi ne oldu? Paralar ortaya saçılınca ayrışmalar mı ortaya çıktı? Sen kimsin ya? Sen Allah mısın? Sen mi bizi yoktan var ettin? Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk kurtardı ve biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Bakın ben şu anda Amerika'da, Kanada'da ve İngiltere'de kendime oturum almak için mücadele ediyorum. Neden? Çünkü artık bu ülkeden gerçekten ekonomik sıkıntılardan, bu baskılardan, geleceğimizle ilgili kaygılardan çok sıkıldım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla herkes, benim bilinçli arkadaşlarım, yani Türkiye'de şu anda ciddi anlamda bir beyin göçü var zaten. Herkes bir yerlere gidiyor, bir yerlere kendi atmaya çalışıyor. Ben ülkemi çok seviyorum ve ülkenin yeni bir yüze, yeni bir partiye, yeni bir kana cana ihtiyacı var. Tayyip Erdoğan, Bahçeli koltuğa yapışmışlar, yürüyemiyorlar artık ya. Ya kardeşim gidin de artık yeni insanlara fırsat verin bari. Bir de onları deneyelim, öyle değil mi? Bakalım onlar da bir şeyler yapıyorlar mı, gerçekten yapamıyorlar mı? Fırsat verin, nedir bu her gün televizyona çıkıyorsun? Yok benim vatandaşım, benim milletim, benim polisim, benim askerim. Sen kimsin ya? Bu ülkeyi sen mi kurtardın? O zaman gidip savaşsana kardeşim Güneydoğu'da, Kıbrıs'ta, Suriye'de bilmem ne de. Niye savaşmıyorsun? Oğullarını gönder. Oğlu cebini doldurmasını biliyor. Amerika'yı beğenmiyorsun. Bütün kızın, çoluğun, çocuğun Amerika'da okuyor. Neden o zaman? Amerika'da binalar dikiyorsun. Tayyip Erdoğan neden dikiyorsun bu binaları? Madem Amerika'yla düşmansan hepsi danışıklı dövüş yapıyor. Yani Suriye'yle kavga ediyor. Özür dilerim. İsrail'le kavga ediyor, Amerika'yla kavga ediyor ama arkadan bir sürü filmler çeviriyorlar ve ben gayrimenkul işi yapıyorum. Bu ülkeye satmadıkları yer kalmadı ya. Ülkenin her yerini sattılar bu adamlar. Araplar ülkenin en güzel yerlerini aldı. İsrailler en güzel yerlerini aldı. Bodrum'a gidin, İsraillerden geçinmiyor. Ama Atatürk ne demiş? Bu ülkenin bir karış toprağını satamazsın kardeşim. Ben Fransa'da yaşadım, ben Fransa'da bir karış toprak alamadım. Biz ev alamadık orada, biliyor musunuz? Daha yeni yeni almaya başladı benim amcam filan. Yani insanlar satmıyorlar ülkelerindeki bir karış toprağı. Bunlar ceplerini doldurmak için, uçaklarla para kaçırmak için ülkeyi sattılar, savdılar, girdiler. Bakın vatandaşı görüyor musunuz halini? Yurt dışında insanlar çalışmadığı halde devlet onlara bakıyor. Sosyal güvence var. İnsanlar aç değil, açıkta değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden herkes oraya kaçmanın derdinde. Sen bu vatandaşın ahını nasıl ödeyeceksin kardeşim ya? Nasıl ödeyeceksin sen? Nasıl sırtında bu vebali taşıyorsun? Öteki dünya var kardeşim. Kur'an diyorsun, elini alıp mitinglere Kur'an diye çıkıyorsun ya. O zaman bu insanların vebalini, bu gençlerin vebalini nasıl ödeyeceksin? Onu bir düşün bakalım yani. Bence bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Bence şu anda siyasi partide her gün televizyon ekranlarını işgal edenler var ya, böyle olumsuz konuşanlar, onların hepsi hasta, tedavi olmaları gerekiyor. Bravo, yemin ediyorum gerçekten hasta bunlar yani. Vallahi bunların doktora gitmesi gerekiyor. İkinci soru, Yüksek Seçim Kurulu bir zarfta 4 pusula var, 3'ünü kabul etti, birisini kabul etmedi.
Bu karar adil mi değil mi, ne düşünüyorsunuz? Bence ben YSK'yı tamamen kınıyorum. YSK yandaş zaten ve Tayyip Erdoğan'ın YSK Başkanı Sadi Güven'i emekli etmemesinin en büyük nedeni de bu bence, tamam mı? Çünkü Sadi Güven giderse iplerini istediği gibi, atların istediği gibi koşturamayacaktı ve YSK'ya bir aydır... Ama Sadi Güven olmasın dedi, iptala karşı çıktı. Tamam ama içeride yine adamları var, hakimler onun adamları, içeride kurduğu baskılar vesaire, 7 tane oyla adamlar kazandılar. Yani o adamlara ne vaat etti acaba? Sadi Güven gibi araba mı vaat etti, yoksa bavullarda para mı götürdüler? Biz onları bilemeyiz ki, öyle değil mi? Dolayısıyla ben bu haksız mazbata alımını, Ekrem İmamoğlu'nun başkanının iptalini kesinlikle ve kesinlikle haksız buluyorum. Allah'a onları havale ediyorum ve er geç mutlaka çıkacak. Bu dünyanın öteki dünyası var ve mutlaka onlardan çıkması çocuklarından çıkacak diye düşünüyorum yani. Son soru, cezaevindeki bazı kişiler önceki seçimde oy kullanmıştı. Hükümet üyeleri son 2 gün açıklama yapıyorlar. Cezaevindekiler bu seçimde oy kullanamayacak diyorlar. Neden? Cezaevinde neden oy kullanmayacaklar? Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Doğru. Sen götürüp insanları haksız yere tıkamışsın içeriye kardeşim. O FETÖ'cüdür, o Kürttür, o terördür. Selahattin Demirtaş neden yatıyor? Konuştuğu için yatıyor. Terör eylemi bilmem ne falan diyor. Sen açılım yapıp da insanlara kırmızı halılar seren insan değil misin kardeşim? Sen Mesut Barzani'yi buraya getirip de Türk bayrağından yan yana Kürdistan bayrağını takan adam değil misin kardeşim? Ne oldu da Selahattin Demirtaş hangi zaman terör oldu? Çünkü konuştuğu için. Konuşanı bu adam yok etmeye çalışıyor. Yani sanat camiasından, iş adamlarından. Dün bakın ne dedi? Dün dedi ki iş adamları haddini bilsin dedi. Konuşmasınlar dedi. Bence haddini bilmesi gereken Tayyip Erdoğan ve onun yandaşlarıdır. Hakikaten öyle. Çünkü 85 milyonu Tayyip Erdoğan yaratmadı. Tayyip Erdoğan sadece bizim başımıza biz getirdik onu. Ama şu anda kendi eliyle, kendi ayağına sıktı. Onun gitmesine çok az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle ve başımızdaki bir bulacağız. Beni de belki tutuklayacaktır. Gelsin buyursun, bekliyorum yani.